Selam gençler kimya Adası'dasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda 11. sınıflar için gazlar ünitesine devam ediyoruz. Kinetik teori arkadaşlar konumuz ve difüzyon hızı. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Kinetik teoriyle başlayalım arkadaşlar. Kinetik teorinin ne olduğunu anlamaya çalışalım öncelikle. Gaz molekülleri arasında arkadaşlar biliyorsunuz itme ve çekme kuvvetleri olsa da bunlar çok zayıftır ve bu yüzden arkadaşlar bu kuvvetler ne olurdu? İhmal edilirdi. Evet bu kuvvetleri biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İhmal edilir diyebiliriz. Peki hala Gaz molekülleri ne yapıyorlar arkadaşlar? Gelişi güzel her yöne ve doğrusal hareket yaparlar. Mesela burada bir molekül var diyelim. Burada başka bir molekül var. Bu molekül böyle kalmaz. Ne yapar? Bu molekül buraya gider, buraya gider. Bu molekül buraya gider, buraya gider. Her tarafa doğru bir hareket yapacaktır arkadaşlar. Biz bu hareketi ne diyeceğiz arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorsanız da öğreneceksiniz şu anda. Brown hareketi diyorsunuz. Yani Brown hareket deyince gazların gelişi güzel ve her yöne doğru doğrusal hareket ettiğini anlayacağız arkadaşlar. Ve Gazın hacmi nedir? Gazın hacmi arkadaşlar kabın hacmi ne kadarsa o kadardır. Yani gaz molekülleri her tarafa dağılacağı için gazın hacmi kabın hacmi kadardır diyelim arkadaşlar. Ve gazın tabii ki kendi öz hacmi varsa da biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Onu ihmal ediyoruz. Yani gazın öz hacmini hani bu molekül olarak kendi böyle yazdığımız o yuvarlak kısmını biz ihmal ediyoruz. Gaz molekülleri birbirleriyle ve kabın çepiyle tabii ne yaparlar? Yani baktığınız zaman gaz molekülleri sürekli hareket halinde değil yani midir. Mesela molekül baktığınız zaman buraya gidiyor, bu molekül buraya gidiyor. Ne yapacaklar? Sürekli böyle bir kabın çepiyle ve birbirleriyle çarpışırlar. Ama bu çarpışmalar arkadaşlar esnektir. Esnek çarpışma yaparlar diyelim. Yani esnek çarpışma demek enerjisinden herhangi bir şey kaybetmezler demektir arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Aynı sıcaklıktaki tüm gazların bakın şu önemli. Aynı sıcaklıktaki tüm gazların bakın em, e, buradaki molekül ağırlığı önemli değil, e, kütle önemli değil. Ne önemli? Aynı sıcaklık önemli arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Bakın ortalama kinetik enerji deyince ne yapacağız? Sadece sıcaklığa bakacağız arkadaşlar. Onu söyleyelim. Peki kinetik teoriye uyan işte bu şartlara uyan bu gazlara biz ne diyeceğiz? ideal gaz diyeceğiz arkadaşlar. ideal gaz denir. Gerçekte pekala hiçbir gaz ideal midir? Değildir arkadaşlar. Gerçekte hiçbir gaz aslında ideal değildir. Normalde gaz molekülleri birbirine az da olsa çekerler. Gaz moleküllerinin kendine ait bir öz hacim vardır. Bunları düşünebiliriz. Ama biz ne diyoruz? Sadece arkadaşlar ideale yakındır. Veya ne diyeceğiz? ideallikten uzaktır denilir. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Peki gazlar ne zaman bu hareketi yaparlar? Ne zaman idealmiş olarak ifade ediyoruz biz bunları arkadaşlar? Bakın ideal gaz... ...ideal gaz aslında... ...hani özgür gaz gibi düşünün arkadaşlar. Yani bir molekül var... ...bir gaz molekülü var... ...ne kadar özgürse... ...ne kadar böyle diğer moleküllerden bağımsız hareket ediyorsa o kadar özgür olmuş oluyor, o kadar ideal olmuş oluyor. O zaman gazın bu hareketini yani buradaki diğer molekülle olan etkileşimini sınırlayabileceğimiz ne olması lazım? Bir kere yüksek sıcaklık olması lazım arkadaşlar. Demek ki gazlar yüksek sıcaklıkta üzerine uyguladığımız az basınçta yani düşük basınçta... Aynı zamanda arkadaşlar tabii moleküllerin birbirine olan etkileşiminin de az olan etkileşimde bakın mesela apolar moleküller için düşünelim. Apolar moleküllerde ne diyeriz? Mesela küçük emaya sahip olanlar. Küçük ema. Apolar ve soy gazla diyelim arkadaşlar buna. Çünkü e, apolar ve soy gazda sadece London kuvvetleri vardır. onlarda da bu kuvveti etkileyen kısım molekül ağırlığıdır. O zaman küçük ema olunca arkadaşlar Aynı küçük enişte gibi. Küçük ema olunca ne oluyor arkadaşlar baktığınız zaman? Burada molekülümüz e, daha ideale gelmiş oluyor. O zaman ne diyeceğiz? Bu durumda molekülümüz ideale yaklaşırlar diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar gram difüzyon yasasına. Şimdi burada ne anlayacağız? Bakın burada iki tane çocuk çizdik. Birisi zayıf, birisi kilolu. Şimdi biz gaz moleküllerinin hızlanmasını burada ifade ediyoruz. Yani gazın e, difüzyonundan bahsedeceğiz. Difüzyonu biraz biyolojiden de bilirsiniz, değil mi? Hareket. Hani çok e, az e, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru maddenin geçmesidir. Şimdi burada bakın iki tane çocuk var. Zayıf çocuk biraz kilo almış. Bakın cips yemiş herhalde fazla. Şimdi bu mu daha hızlı koşar? Bu mu daha hızlı koşar? E tabi bu vatandaş, bu çocuk daha hızlı koşar, değil mi? Biraz daha bakınca kilosu az. Daha hızlı koşar. Şimdi bu da aynı biz bunu gazlara biz bunu yorabiliriz. Nasıl olacak? Şimdi gazların da bir ortalama hızı vardır. Peki bu neye bağlı? Bir kere şunu söyleyelim. E, deminden de bahsettim aslında. Bir molekülümüz var. Bir molekülümüzün sıcaklığı T iken sıcaklığı ben 4T yaparsam ne yapar? Arkadaşlar çok hızlanmaz mı? Dolayısıyla bir kere gazın ortalama hızı sıcaklığa bağlı mı? Evet sıcaklığa bağlı ve Bakın bir de ne dedik? Hani şişman çocuk, zayıf çocuk. Hani şişmanlık gazlarda nedir? Molekül ağırlıdır arkadaşlar. Molekül ağırlığı ne kadar büyükse o kadar demek ki yavaş gidecek. Molekül ağırlığı daha azsa o zaman ne yapacak arkadaşlar? Daha hızlı gidecek. O zaman ne diyeceğiz? Molekül ağırlığına bağlıdır diye söyleyebiliriz. Peki şimdi gaz taneciklerin birbirinin içerisinde yayılmasına biz difüzyon diyeceğiz. Bir de bir şey daha var. Boşlukta yayılma var. Boşlukta yayılmasına biz arkadaşlar efüzyon adını veriyoruz. Evet. Şimdi difüzyon hızı o zaman neye bağlı demek ki? Sıcaklık ve molekül ağırlığına bağlı. E sıcaklıkla arkadaşlar sıcaklığın ama bakın burada bir şey var. Sıcaklık karekökü var. Sıcaklık kareköküyle e sıcaklık arttıkça molekül hızlanır. O zaman doğru orantılıdır. E molekül ağırlığının molekül ağırlığının arkadaşlar karekökü ile Ters orantılıdır Çünkü neden? Şişman çocuk daha yavaş koşar? Aynı şekilde büyük e, molekül ağırlığı e, olan gaz da daha yavaş hareket edecektir. Pekala burada niye karakök alıyoruz? Hani kinetik enerji neydi hatırlarsınız? 1 bölü 2 mv kare. E biz bunu çekeceğiz. V'yi çekeceğiz. O zaman mecburen karakök almak zorundayız arkadaşlar. Onu söyleyelim. Oradan geliyor aslında. Yani şimdi bakın şöyle bir karakök işareti yapalım. X gazı ve y gazı olarak biz bunu kendi formülümüzle ifade edebiliriz. Ne demişiz bakın? Demişiz ki Sıcaklıkla doğru. O zaman bakın Vx'e Tx bölü T'ye yazacağım. M'alarda ise arkadaşlar tam tersi M'ayı Y'yi buraya yazacağım. Bakın Y burada, Y burada. M'a X de burada. Yani bakın böyle bir formülümüz vardır diyebiliyoruz. Haydi bakalım şimdi bir uygulama yapalım mı? Bence güzel olur. Aşağıdaki sistemin iki ayrı ucundan gönderilen helyum ve oksijen gazları ilk nerede karşılaşacak? Çok karşımıza gelir arkadaşlar bu tarz sorular. Nasıl yapacağız? Şimdi ne var bizim elimizde? Helyum gazı ve oksijen gazı var. O zaman şimdi helyum gazının hızının, oksijen gazının hızına oranı eşittir diyorum. Karakök alıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Peki hala ne yapıyoruz burada şimdi arkadaşlar? Şöyle karakök aldığımız zaman. MA'ları ters yazacağım. Yani MAO2 buradaysa O2, MAO2'yi yukarı alacağım her yumu da aşağıya alacağım. Bakın ters orantılı. Çarpı sıcaklıklar ama Helium'un sıcaklığı bölü e, O2'nin sıcaklığı. Bakın karşı karşıya yazdım. Ha burada tabii burada e, Kelvin almamız lazım. Unutmayın bunu. Yani buradaki sıcaklık zaten daha önce gazlar konusunda biliyorsunuz hep Kelvin alıyordum. Peki ne olacak arkadaşlar burada o zaman baktığınız zaman? O2'nin eması zaten o, e, 32 görüyorsunuz ki. E, helyumun ki 4 çarpı helyumun sıcaklığını biz T kelvin almışız. E, buranınki de arkadaşlar 2 T'ymiş. Bakın buradan gider. 32 bölü e, 4 8. Arkadaşlar buradan bakın kök 4 geldi. Yani 2 geldi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? He, helyumun hızına biz 2 V dersek e, e, oksijen hızını arkadaşlar biz burada V diyeceğiz. Yani helyum buradan 2V hızıyla gidiyor. Buradan oksijen V hızıyla gidiyor. O zaman bak helyum eşit mi zaten bölmeler? Helyum A'dan C'ye geldiğinde e, oksijen de F'ye gelir. O zaman helyum e, tam C'den E'ye geldiği anda bu da bir birim gider. Bak bunlar nerede karşılaşır? E'de karşılaşır. Bu şekilde bir uygulama yapabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi testler yapalım beraber. Aynı mantıktan çözeceğiz. Şimdi bakalım elimde ne var? Hidrojen gazı var ve SO2 gazı var. Bunların e, bir boru var. Borudan gönderiyoruz. Aynı mantıkla bakın. Bakın şimdi şöyle bir şey vermiş. Sıcaklıklarını vermiş bize burada. Neydi olayımız? Hatırlarsanız hidrojenin hızının SO2'nin hızının oranı eşittir. Karekök alıyordum değil mi? Ne yapıyorduk? MA'ları ters yazıyorduk. MA SO2 bölü MA H2 yazarız. Ama sıcaklıkları doğru yazarız. Yani hidrojen buradaysa hidrojenin sıcaklığını buraya yazarız. SO2 burasıysa SO2'nin sıcaklığını buraya yazarız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakalım. SO2'nin MA'sının 64. Hidrojen atom halde 1 ama H2 olunca ne oluyor arkadaşlar? 2 çarpı 1'den 2 gelir çarpı şimdi hidrojenin sıcaklığı eksi 73 santigrat derece ama santigrat derece bu. Ne yapıyoruz? Eksi 73 arkadaşlar 270 ekleriz. O zaman 200 kelvin. Bakın o zaman hidrojen için 200 kelvin yazıyoruz. Peki diğerine bakalım. 127 santigrat derece. O ne olur arkadaşlar? Ona da ee, tabii ki 270 eklersek o da 400 kelvin olur yani bunu eksi 73 ve 127 şeklinde almıyoruz bakın Kelvin'e çevireceğiz çok önemlidir bu peki sıfırlar gider bakın ee, buradan ikiler gider 64 bölü 4 kök 16 değil mi ee, kök 16 4 gelir yani o zaman şudur arkadaşlar e, hidrojen hızına biz 4V dersek S oygun hızı da V olur mu o zaman şöyle bir şey olur yani bu vatandaş 4x'lik yol alırsa 4v ile 4x'lik yol alırsa bu vatandaşta arkadaşlar x kadar yol olur. E zaten 200 santimetre. O zaman bu vatandaş tam 160 santimetre yol alırsa burası 40 santimetre olacaktır. E baktığınız zaman arkadaşlar bundan nerede karşılaşır diye bakalım. Arkadaşlar SO2 gazından 40 santimetre uzakta şuradaki bir e, K noktasında mesela karşılaşırlar. O zaman cevap da burada Bursa gelecektir. Hadi bakalım devam ediyoruz. Eşit kütlede. X, Y, Z gazlarının difüzyon hızlarını vermiş bize bakın görüyorsunuz ki. Bakın kütleye bağlı mıdır? Değildir. Difüzyon hızı. Difüzyon hızı neye bağlıdır arkadaşlar? Sıcaklığa bağlı ve de ema'ya bağlı. Yani o maddenin kütlesi atıyorum 500 gram daha hızlı gider öyle bir şey yok. Ema'sına bakacaksınız arkadaşlar. Ema ve sıcaklığına bakıyorsunuz. Şimdi burada bize demiş ki sıcaklıkları aynıysa mol sayıları arasındaki ilişki falan filan. Şimdi bakın biz ne diyorduk? Hatırlarsınız sıcaklıkla doğru değil mi? Ema ile ters orantılı mıydı? Evet Şimdi ne demiş? Sıcaklıkları aynıysa MA ters orantılı. Yani şişman çocuk, zayıf çocuk. Hangisi daha hızlı koşardı? Zayıf çocuk daha hızlı koşardı. O zaman şimdi eğer Vx, Vy, Vz ise demek ki Y'nin hızı daha büyükse demek ki Z'nin MA'sı daha büyüktür. O zaman burada yorum yapabiliriz. MA, Z büyüktür. MA, X. M-A-Y diyebiliriz. Peki yani bunu böyle dedikten sonra... ...arkadaşlar mol sayılar arasındaki ilişkiyi sormuş. E mol bakın şimdi en eşittir. En böyle ema mıydı? E şimdi ne diyor bakın? Kütleleri eşit diyor. O zaman kütleleri eşitse... E arkadaşlar bakın kütleleri eşit M-A büyükse... ...e mol bakın ters oran Mol küçük olur. O zaman kimin molü daha büyük olur? Arkadaşlar z'nin eması daha büyük olursa... ...z'nin molü en küçük olur. X'in molünden en büyük de y'nin molü. O zaman arkadaşlar bu ifademiz yanlış olacak. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi molekül kütleleri aynı ise sıcaklıkları ilk y büyüktür, x büyüktür, z mi? Şimdi bu sefer molekül kütleleri aynı demiş. Molekül kütleleri ters orantılı ama aynı diyor burada. Sadece sıcaklığını düşün. Sıcaklıkla doğru orantılı. O zaman kimin hızı daha büyükse sıcaklığı onun daha fazladır. O zaman y, x, z. Evet görüyorsunuz ki bu ifademiz doğru olacak. Şimdi bakalım üçüncü öncülümüze. Sıcaklıkları ve hacimleri aynı ise yoğunluklar arasındaki ilişki. Şimdi bakalım arkadaşlar sıcaklıkları ve hacimleri demiş. Şimdi Şimdi biz burada neyi düşünebiliriz? Hemen e, burada yine arkadaşlar... Burada başka bir şey düşünmemize gerek yok aslında. Neden? Geçen ders anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Yoğunluk neydi? Yoğunluk D eşittir M bölü V idi arkadaşlar. E şimdi bunların kütleleri eşitmiş zaten bakın. E hacimleri de eşit. E o zaman bunların aslında bağlı değil ki yoğunluğu. O zaman bunlar ne olacak? Hepsi eşit olacak. O zaman bu da yanlış. Yani şöyle bir şey olacaktı. DZ eşittir DX. O da DY olmalıydı. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Cevap da burada Denizli arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi güzel bir soru var burada bakalım. Şimdi nasıl yapacağız? Arkadaşlar iki tane borumuz var. Birinden SO2 gönderiyorum. Diğerinden helyum gönderiyorum. Birinin uzunluğu L'ymiş. Diğerinin uzunluğu 2L'ymiş. Şimdi diyor ki e, SO2 gazı buradan e, bak buradan gönderiyoruz tam 40 saniye sonra buraya geliyormuş. He ne diyor? Helyum ne kadar buradan e, helyumun B noktasına gelmesi ne kadar sürer diyor. E şimdi biz burada hemen hızlarını düşünebiliriz değil mi? Şimdi nedir bunun? Helyumun hızının SO2'nin hızının oranı eşittir diyorduk. Karaköy kalıyorduk ama malar ters orantılı. MA SO2 bölü MA helyum yazıyorduk çarpı sıcakla doğru orantılı T helyum bölü T SO2 yazıyor muyuz? Arkadaşlar burada şimdi sıcakla alakalı bir şey söylemeyince aynı ortam zaten sıcaklar zaten birbirini götürürler. O zaman ne olacak? SO2 neması 64, helyum neması 4, 64 bölü 4'ten kök 16 yani ne olur? 4 gelir arkadaşlar. O zaman bakın bunun hızına biz yani bakın bununla biz V dersek hızı 4V olur. O zaman arkadaşlar buraya V diyoruz. Burası 4V. Şimdi bakın şuraya kadar ne yapar o zaman? Bak bu vatandaş 40 saniyede buraya almış ya. Tam burası yolumuz eşit. E bu bakın V ile 40 saniyede almışsa o zaman bu 4V hızla burayı bu kadar yolu 10 saniyede alır. Çünkü hızla e, zaman ters orantılı biliyorsunuz değil mi? Hız ne kadar fazlaysa zamanımız o kadar kısalır. O zaman şimdi burası 4V ya. 4V'de 10 saniye alıyor ama yolun yarısı da 10 saniye. O zaman burası da 10 saniyelidir. Toplam ne olur? 20 saniyede hop bu B noktasından çıkacaktır helyum gazımız. Bu şekilde de bunu halletmiş olduk. Hadi bakalım güzel bir sorumuz daha var burada. Onu da inceliyoruz. Şekildeki ideal pistonlu kapta 16 gram helyum gazı vardır demiş. Kaba eşit kütle CH4 gazı ilavesi yapıyoruz. Hacim 4V sabitleniyor. Sıcaklık katına çıkıyor. Bayağı bir değişiklikler var arkadaşlar. Buna göre ne olur diye sormuş. Şimdi bakalım ne oluyor. Arkadaşlar şimdi birinci durum ve ikinci durum diyelim mi? Şimdi birinci durumda basıncımız P1 diyelim. Sıcaklığımız ee, bir kere T diyelim bunu arkadaşlar. Şimdi ne diyor? 16 gram helyum. 16 gram helyum nedir? N eşittir. M bölü MA olduğu için arkadaşlar 16 bölü MA'sı 4'tür. Ne olur? 4 mol oluyor değil mi? 4 mol madde var burada başlangıçta. Pekala hala. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Hacmi de 2V olduğunu söylemiş. Peki yani bunu söylemiş. İkinci durumda ne yapıyoruz? İkinci durumda eşit kütlede yani 16 gram daha CH4 ilavesi yapıyoruz o zaman bu, bu sefer arkadaşlar. 16 gram CH4. Eması CH4 16 ya. 16 bölü 16'dan 1 mol daha CH4 geliyor. O zaman 4 mol vardı bakın. 1 mol daha geldi. O zaman 4 artı 1'den son durumdaki mol sayımız 5 mol oldu. Peki sıcaklık? sıcaklık iki katına çıkarılıyormuş arkadaşlar. T'den 2T yaptık. Peki e, basınç P2 olsun. Hacim ne olsun? Hacim 4V sabitleyecekmişiz. Şimdi bakın paran varsın ne Rattan kendi formülümüzü kendimiz üretebiliyorduk ama hepsi değişiyor. Sadece R değişmiyor. O zaman formülümüz ne olur? P1 çarpı V1 bölü P2 çarpı V2 eşittir. N1 çarpı T1 N2 çarpı T2 olmaz mı? Bence olur. Şimdi P1 çarpı V1'imiz kaç arkadaşlar burada? 2V'ymiş. Bölü P2 çarpı V2'mizde e, 4 V'ymiş. Molümüz 4 mol'den arkadaşlar e, 5 mol'e çıkartıyoruz. Sıcaklığımız da T'den 2 T'ye. Bakın T'ler gitti zaten. E, buradan arkadaşlar V'ler gitti. E, burada arkadaşlar baktığımız zaman burayı bu tarafa atalım. E, P1 bölü P2'yi yalnız bırakalım. Bak 2 kereki 2 4. 4'ler de gidiyor buradan bakın. 4 bu tarafa atarız. P1 bölü P2 eşittir. 4 bölü 5 ben buradan buldum. O zaman burada ifademiz doğru. Ortalama kinetik enerji neye bağlıydı? Sıcaklığa bağlıydı. E sıcaklık arttı mı? Arttı. E o zaman ortalama kinetik enerji de artar. O zaman bu da doğru oluyor. Peki her gün gazının ortalama hızı. Ortalama hız yani difüzyon hızı neye bağlı? Arkadaşlar MA ve Sıcaklığa bağlı. Evet, ema aynı değişmiyor. Ama sıcaklıkla emanın kare köküne bağlı. Yani sen sıcaklığı 2t yaparsan, o zaman ne olur? Kök iki katına çıkar arkadaşlar. 2 katına çıkmaz. Yani hızın 4 e, katına çıkabilmesi için e, mutlak sıcaklığın e, pardon, hızın iki katına çıkabilmesi için mutlak sıcaklığın dört katına çıkması lazım. O zaman bu olmaz. Hangisi yanlış cevaptı burada? C şıkkı yanlış. Evet. Şimdi bir konu daha var arkadaşlar. Onu da ben burada anlatmak istiyorum. Şimdi bir kapta bulunan bir gaz var. Kaba e, bazen çarpma sayısı ile alakalı ifadeler soruluyor. Bu kapta mesela arkadaşlar bir gaz olsun. X gazı olsun. X gazı ne yapar? Durmaz ki. Buraya çarpar, buraya çarpar, buraya çarpar. Bak şimdi. Bir tane molekül var. Ama bir tane molekül üç defa çarpıyorsa belli bir zamanda iki tane molekül olsa ne yapar? Altı defa çarpar. O zaman arkadaşlar ne olur? Bir kere molekül sayısıyla aynı zamanda mesela sıcaklığını artırsa hızı artar ve hızıyla ne olur? Doğru orantılıdır diyebilir miyiz? Evet. Hacmiyle mesela kabın hacmi böyleyken veyken daha büyük bir hacmi aldık. O zaman ne olur? Ee, yani baktığımız zaman yol uzayacak. Yol uzayacaksa mesela bir defa çarparsa bu sefer bir defa çarpacak. Ve iki defa çarpana kadar bir defa çarpacak. O zaman ne olur? Hacim ile de Ters orantılıdır. Bakın ben şöyle ee, yani gayri resmi olan bir formül yazayım isterseniz size. Çarpma sayısını biz böyle ifade edebiliriz. Çarpma sayısı eşittir. E, mol yani molekül sayısı çarpı arkadaşlar o molekülün hızı bölü hacimle ifade edebiliriz. Peki Hız ne? Hız zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki e, o, mol, o, mol, o maddenin sıcaklığı ve emasıyla ters orantılıdır da diyebiliriz. Ama karı kök tabi bunu da bu şekilde düşüneceğiz. Yani çarpma sayısı ince bunları ifade edeceğiz. Hadi bir uygulama yapalım mı? Bence bir uygulama yaparsak daha iyi anlarız. Şimdi helyum gazı var ch 4 gazı var. Bunların Çarpışma sayılarını bize kıyaslayın diye sormuş arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen bakalım. Şimdi burada V hacim, T mol, e, T e, sıcaklık ve N mol diyor. 4V, 4T ve 2N mol görüyorsunuz ki. Şimdi ben burada öncelikle arkadaşlar bunların hızlarını kıyaslayayım mı? Neden çünkü çarpışma sayısı neydi? Çarpışma sayısını hatırlarsak hani gayri resmi olan bir formül ama işimize gelir. Mol sayısı çarpı hız bölü hacim. Bu şekilde ben bunu ifade ederiz. Önce bunların hızlarını kıyaslayalım isterseniz. Hızlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar helyumun e, hızının e, CH4'ün hızını oranı değil mi? Ne kadar çok hızlı büyükse o kadar çok çarpma olur zaten. E, neydi? MA helyum, e, pardon MA CH4 bölü, e, MA helyum, e, ters orantılı çünkü. E, sıcaklıklar doğru orantılıdır arkadaşlar. T CH4. Şimdi ben burada şunu vermemişim. Ee, burada özür diliyorum. Ee, e, ama deminden sorularla biz kullanmıştık. Helium'un eması 4 CH4'ün eması 16 arkadaşlar. Şimdi yerine koyalım. Nasıl olacak? Hemen bakalım. Ee, Helium'un eması 16. E, CH4'ün eması 4. Helium sıcaklığı T iken CH4'ün sıcaklığı 4 T olmuş. Bakın buradan 16.16'dan kök 1. Kök 1 de 1. Yani bunların hızları da eşitmiş şu anda. Yani Elimizde mesela atıyorum n mol demişiz. Bir tane molekül var. Burada ise iki molekül var. Bunlar eşit hızla yani hızlar eşit. Peki kimin hızı e, molü daha fazla? CH4'ün hızı molekül daha fazla görüyorsunuz diye. O zaman demek ki eğer hacimler VV olmuş olsaydı yani bunların e, hız, ya yani çarpışma sayısı arasında bire iki kat fark olurdu. Değil mi? Neden? Çünkü bakın bunun hızı yani aynı iken bir molekül var. Burada iki molekül var. O zaman bu bir defa çarparken bu iki defa çarpardı. Çarpışma kadar i̇şte eşit olurdu. Ama hacimlerine bakarsa bak bunun hacim V iken bunun hacmi 4V. Bak bu da önemlidir. O zaman bak şimdi bu bir defa çarpana kadar hatta bu iki defa çarpına kadar diyelim arkadaşlar. Bunlar e, baktığınız zaman bak 4V hacim ya bunlar ancak bak hızı belki iki katına çıkmış ola, e, Hızlar eşit zaten. Mol iki katına çıkmış ama e, hacim daha büyük olduğu için bunlar ancak daha bir defa çarpar. Toplamda. Çünkü neden? İki molekül e, yani şimdi bakın moller birisi n mol birisi 2N mol evet e, tamam bu 2N mol fazla ama bunun hacmi 4V ama bunun hacmi V o zaman bakın molü az ama hacmi az e, dolayısıyla hacmin az olması bir avantaj olduğu için o zaman bunların hızlı, e, çarpışma sayılarına bakarsak bu bir defa çarparken bu iki defa çarpacak o zaman bunların çarpışma sayılarına bakarsak helyumun çarpışma sayısı 2 tane CH4'dür diye biliriz arkadaşlar. Yani Ciaşor'un çarpışma sayısının iki kadarı. Neden? Hacim fazla. hızlı fazla olmasına rağmen. Hızlar eşit çünkü molü fazla daha fazla çarpmasını bekliyoruz ama hacim fazla olacağı dezavantaj oluyor ve çarpışma sayıları arasında böyle bir ilişki olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar buna bakalım. Örneğimiz Eşit hacimli kaplarda N2O ve C3H8 gazları varmış. Bunların kütleleri ve sıcaklıkları eşitmiş. Arkadaşlar hemen bunların MA'larını hesaplayalım mı? İşte N eşittir M böyle MA diye hani mollerini çünkü düşünmek istiyorum ben burada. MA'larına bakalım. Azot 14 ama 2 çarpı 14. 2 çarpı 14 artı 1 çarpı 16'dan 28, 44 gelir. Buna bakalım. 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1'den bu da 44 gelir. Bak bunların kütleleri işte MA'ları da eşit arkadaşlar. Dolayısıyla bunların bak şimdi ne diyor? Hacimler eşit. Ee, moller eşit dolayısıyla. Bakın kütle ve emalar eşit. Sıcaklıklar eşit. E paran varsa ne rahata bakarsan arkadaşlar bunların R'ler zaten sabit. Sıcaklıklar sabit. Moller sabit. Hacimler sabit. Bunların basınçları bile eşit arkadaşlar görüyorsunuz. Peki şimdi buna demiş ki hangileri aynıdır? Ortalama hız neye bağlıydı? MA'ya ve sıcaklığa bağlıydı. Karaköke tabii ki. MA ile ters orantılı sıcaklıkla doğru orantılı ama hem sıcaklıkları hem MA'lar eşit olduğu için bunların sıcaklıkları eşittir. Arkadaşlar bunların şimdi bakın birim yüzüme yüzeye çarpma sayısı. Zaten bakın çarpma sayısı neye bağlıydı? Hıza bağlıydı. Hızları eşit. E, hacime bağlıydı hacimleri eşit mole bağlıydı e, molleri de eşit dolayısıyla bunlar da eşit yoğunluk yoğunluğun formülü neydi d eşittir m bölü ve arkadaşlar hacimleri eşit e, kütleleri de e, eşit görüyorsunuz ki o zaman yoğunlukları da eşit oldu arkadaşlar bunların hepsi de birbirine eşit gelmiş oldu Arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır. Yani anlatmak istedim elinden geldiğince. Umarım faydalı olmuşuzdur. Ee, Videolarımız devamı gelecektir. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.